eee İmamoğlu'nun sizce nasıl bir stratejisi var? Bir de tabii Sayın Övür e, Sayın Akşener'in de bir stratejisi olduğunu söylüyor. Aslında ben başbakanım derken bile aklında farklı bir siyasi e, düşünce var dedi. Şimdi efendim tabii e, denklem nasıl kuruyorlar, kuracaklar bilmiyorum. Ama bir kırılganlığa işaret ettiğini söyleyebilirim. Yani sonuçta e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, Sayın e, İstanbul Belediye Başkanı arasında e, bir rekabet kendisini gösteriyor. Şimdi bu rekabeti e, gözlerken hani e, değerlendirmem şu. İstanbul Belediye Başkanlığının ötesinde bazı icraatları oldu Sayın İmamoğlu'nun. Yani işte büyük görüşmek gibi Diyarbakır'a gitmek gibi, bir takım uluslararası güvenlik toplantılarında kendisini göstermek gibi. Şimdi bu bir belediye başkanlığının ötesinde bir profil gösterme. Şimdi benim buralardan anlayabildiğim, yani bir şekilde Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir iddiası var. Evet, bir takım konjektürel gelgitlerden dolayı veya işte bir takım siyasi güç e, fotoğraflarından dolayı e, bunu dair bazen profili yüksek görüyoruz, bazen düşük görüyoruz. E, bir diğer tarafıyla tabii e, kendisi açısından bir takım riskler var. yani Sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı. E, kendisi bir belediye başkanı. E, yani parti hiyerarşisi içerisinde e, Kemal Kılıçdaroğlu karar verici. Şimdi karar verici bir figürün iradesinin dışında bir irade ortaya koymanın parti içinde çok fazla mümkünatı yok. Yani bu bir çok çok çetin bir kavgaya denk gelir. Şimdi böyle bir e, seçim öncesinde böyle bir kavga iki tarafa da zarar verir. Ama buna dair bir pazarlık kartı, bir alternatif yani e, yani eğer benim üzerime oynamazsanız bunun bedeli sizin için de ağır olur, benim için de ağır olur <laughs> gibi bir fotoğrafla. İYİ Parti üzerinden e, bir e, manevra yapabilir mi? Yapabilir. Yani sonuçta e, kendisi kazanamıyorsa, kendisi aday gösterilmiyorsa bunun eee müsebbibi olan kişiye, Keval Kılıçdaroğlu'nun bunun bedelini ağır ödetmek isteyebilir mi? Mümkündür, olabilir. Yani çünkü sonuçta e, sadece e, hani e, Belediye başkanı parti başkanı arasındaki bir yarıştan bahsetmiyoruz. İnsanların bütün benliklerini ve varlıklarını ortaya koymuş oldukları bir gelecek idealinden veya bir gelecek iddiasından bahsediyoruz. Şimdi onlar açısından bir şey yani büyük bir yol ayrımı. Ya Kılıçdaroğlu ya İmamoğlu. Şimdi her iki tarafta bir şekilde ee, bir iddiası varsa açıktan veya gizden buna dair pek çok manevra yapacak. Ben açıkçası Sayın İmamoğlu'nun e, özellikle Büyükelçiler yapmış olduğu görüşmelerde, yurt dışına yapmış olduğu toplantılarda, Diyarbakır'da gitmiş olduğu, vermiş olduğu siyasi demeçlerde e, buna dair çok büyük bir iddiasının olduğunu gözlemledim, görüyorum. Ama e, benzer iddialar Sayın Kılıçdaroğlu için de var. Yani Kemal, Sayın Kılıçdaroğlu bir şekilde e, kendisinin aday olduğunu, o aday olacağına dair mesajları veriyor. Bunu görüyoruz. Böyle, böyle olunca bir diğer tarafıyla e, adaylık yarışında sadece ikisi yok. Bana sorarsanız e, son derece sessiz ve derinden giden e, bir e, sayım Mansur Yavaş'ın ortaya koymuş olduğu kendine özgü bir siyaset ve strateji var. Yani burada Mansur Bey de e, bence son derece önemli bir aday. Yani bunu çok belli etmiyor. Ama be, benim benim değerlendirmem yani bir siyasi fırsat. E şimdi be, bir belediye başkanı ama e sonuçta e, bakıldığında Mansur Bey e, seçilebilme ihtimali diğer ikisinden daha fazla. Peki. Çünkü sonuçta Burada bir virgül koyalım Mansur Yavaş sizce... konusunda. E, Sayın Ar hep size evet. denk geliyor ama <laughs> kısa bir ara sözlerinizi tamamlamıza müsaade edeceğim. Ne oluyor kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Ağaç sizde kalmıştık. Buyurun. Efendim tabii e, yani CHP içerisindeki veya altılı İttifak içerisindeki e, başkanlık yarışı bence işin en kırılgan taraflarından bir tanesi. E, altılı İttifak adına. E, bir diğer tarafıyla e, birbirinden son derece farklı figürlerin ve farklı siyasi beklentilere şekillenmiş olduğu bu altılı yapı yapı e, toplumda nasıl bir güven oluşturacak nasıl bir ümit oluşturacak ve e, toplum beklentilere nasıl cevap verecek yani mesele sadece e, bir baş, başkan e, adayı belirlemek meselesi değil yani bunun altını nasıl dolduracaklar açıkçası e, bu toplum açısından son derece önemli şimdi e, tabii e, Sayın İmamoğlu Belli ki iddiasını ortadan kaldırmış değil. Yani benim görebildiğim kadarıyla hala bir şekilde iddiasını sürdürüyor. Yani bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu da kendi adına ortaya koymuş olduğu reflekse rağmen İmam olduğunun iradesini kırabilmiş değil. Bu bence CHP içerisindeki en büyük çatlağı işaret ediyor. Ee, yarın e, işte sizin, sizin söylemiş olduğunuz gibi e, İyi Parti ile bir yakınlaşma, İyi Parti üzerinden bir manevra olabilir mi veya bu altılı masanın dağılması sebebiyet verebilir mi? Bunların hepsini göreceğiz. Yani bunları bilemiyorum ama açıkçası e, onlar açısından altı benzemez üzerinden e, bir siyasi zafer elde etmek e, son derece kırılgan. Yani çünkü e, tamamıyla e, Sayın Erdoğan e, düşmanlığı üzerine inşa edilmiş bir oluşum olarak kendisini gösteriyor. Ben bunun yeterli olmayacağını düşünüyorum. Yani onlar için evet belki 20 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin bir takım işte yıpranmışlığı var. Bir diğer tarafıyla pek çok eleştiri var. Bu eleştirinin ortaya koyacağı etkiler var ama sadece Erdoğan düşmanlığı üzerine inşa edilen bir cumhurbaşkanlığı yarışının bu şekilde çok adaylı ve çok kırılgan ve kendi ayaklarına basıcı, kendi ayaklarına birbirlerine çöme takıcı bir atmosferde tecelli ediyor olması onlar açısından son derece zor sürdürülebilir bir süreç olarak kendisini gösteriyor. E diğer tarafıyla tabi e, Mansur Bey'in alacağı pozisyon bu bu bu, bu temel fotoğrafta e, nasıl kendisini gösterecek veya göstermekle ilgili bir fırsat yakalayacak mı? Ve sadece eee mensup olduğu tabanın değil. Karşı tarafında oyunu alabilecek mi? E bu da bu da son derece önemli. Yani bu bu noktada e, ben açıkçası Mansur Bey'in ortaya koymuş olduğu e, strateji hiç yabana atmıyorum. Yani e, son derece sessiz ama onun da son derece iddialı olduğunu düşünüyorum. O da bir bir şekilde parti içerisindeki veya altılı ittifak içerisindeki pozisyonuna ve gücüne bağlı olarak daha farklı bir e, stratejiyle, siyasi stratejiyle e, hedefine doğru yürümeye çalıştığını görüyorum değerlendiriyorum. Yani e, takip e, bakacağız Göksu Hanım. E, biz de elimizden geldiği kadar takip edeceğiz. E, hani bir vatandaş olarak. E, ama e, gönül ister ki nasıl olursa olsun bu siyasi rekabet e, ulusal güvenlikle ilgili e, bir halel getir bir zor ortaya koymasın. Yani sonuçta siyasi rekabet kendi dinamizmi içerisinde gittiği sürece o ulusal e, güvenliğe bizim var ulusal mücadelemize dışarıda karşı karşıya kalmış olduğumuz tehditlere karşı e, ortak bir refleks üret, üretmesi benim en en büyük arzumdur. Yani çünkü siyasi rekabetin e, bu şekilde düşmanlaş düşmanlaşmaya vardığı ve e, kutuplaşmanın derinleştiği böylesi bir atmosferde bir şekilde YPG PKK'nın bir şekilde YPG PKK'nın siyasi uzantısının veya Türkiye siyaseti üzerinde etkili olmak isteyen Türkiye'nin e, ee, geleceği üzerinde etkili olmak isteyen ülkelerin bu hassasiyeti bir şekilde istimal etmek isteyecekleri çok açık bir gerçek. Buna e, siyasi partilerimizin e, ister e, Cumhur İttifakı olsun ister Millet İttifakı olsun kesinlikle ve kesinlikle izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada her yani her konuda rekabet edebilirler ama bu ulusal güvenlik konularında işbirliği içerisinde ortak bir dil içerisinde olmaları son derece önemli. Çünkü bu kırılganlık e, bakın e, yani bizim dışarıya karşı yapmış olduğumuz Hı. mücadelede de e, büyük sorunlara sebebiyet veriyor yani gözüken birileri bunu kullanmaya çalışıyor Bence bunun kullanılmasına izin verilmemeli yani sonuçta e, ortak bir dile bir devlet diline ihtiyaç var bir e, yani karşı karşıya kalan dış tehdide karşı ortak bir e, yani bir demirle bir duruşuna ihtiyaç var yoksa hani bu, bu mücadeleleri bilen kişiler olarak dışarıda bir mücadele tutuşmuşsanız dışarısı içerideki içeriği istikrarsızlaştırmak için bir fırsat yakalarsa bunun sonuna kadar kullanır. Buna siyasi partilerimizin hiçbirisinin izin vermemesi gerektiği, gerektiği ben bir vatandaş olarak en büyük isteğindir isteğimdir, ricamdır onlardan. Yani böyle bir temel beklentim var.